İnsan kazanıp parayı biriktirdiği yerde, zengin olduğu yerde öncelikle kendisi kurbanını kesmeye gayret etmelidir. Efendim daha ucuz diye başka yerlere göndermesi doğru olmaz. Çünkü yaşadığımız yerdeki fakir fukaranın da bizim üzerimizde hakları vardır. Bunlara da riayet etmemiz lazım gelir. Şimdi sağ olsunlar bir takım vakıflarımız, derneklerimiz kurban faaliyetini yürütüyorlar ve bizi de büyük bir zahmetten kurtarıyorlar. Hayvanın üçte birini tasadduk edilmesi, fakir fukaraya dağıtılması gereken bölümü biz sizin adınıza dağıtırız diyorlar. Kime dağıtırız? İşte biz de kayıtlı olan fakir fukaraya dağıtırız. E, Kur'an kursundaki talebelere dağıtırız. Efendim İmam Hatip talebelerine, mektep talebelerine, üniversite yurtlarında kalan talebelere dağıtırız. Artı bunu yurt içinde de düzenli olarak yaparız diyorlar ki bu bizim adımıza yapılmış çok büyük bir kolaylıktır. Onlara da bu bağlamda teşekkür etmemiz lazım gelir. Niye? Çünkü şehirlerin debdebesinde efendim e, ala valasında fakiri fukarayı da insanlar tanıyamaz hale gelmişler. Eskiden mahallede fakir kim bilinirdi, gariban kim bilinirdi, dul kim bilinirdi, yetim kim bilinirdi. Mahalleli onlara sahip çıkardı ve mahallenin ortalama standartında bu insanlar hayatlarını sürdürürler giderlerdi. Hatta mahallenin ee, zengininin çocuğuyla aynı okula giderler ve aynı eğitim fırsat eşitliğinden yararlanırlardı şimdi öyle değil maalesef günden güne bu fırsat eşitliği alanında uçurumlar büyüyor bu da bir müddet sonra tabi sosyal bir takım e, karışıklıklara e, götürmesi muhtemel olan şeyler bunları da öngörmek lazım bunların da tedbirini almak lazım binaenaleyh kurban ibadeti bu tür sosyal dayanışmaların tekrar kenetlenmemiz için kullanılması gereken sosyal ibadetler olarak görülmeli. Bu yönü de ihmal edilmemeli. Yani bir yerde bir vakıf var. O vakfın etrafındaki fakir fukara öncelikli olarak korunmalı. O semtteki, o ilçedeki, o ildeki fakir fukara öncelikli olarak desteklenmeli. Elbette bugün dünyanın her tarafı Türkiye'deki Müslümanların kestiği kurbanlardan istifade ediyor. Niye? Özellikle de Afrika'da veya dini hayatın zayıf olduğu bölgelerde, oradaki Müslümanlar kurban ibadetiyle Türkiye'deki Müslümanların kendilerini hatırladıklarını düşünüyorlar. Böylelikle ibadetin yanında artı bir tebliğ vazifesi, bir cihat vazifesi de yerine gelmiş oluyor. Fakat bu, memleketimizdeki kendimizin kesmemiz gereken kurbanları memlekette kesme işini ihmal etmemiz anlamına gelmemeli. Bir ailede eğer birden fazla kurban varsa bunlardan biri mutlaka kendi gözümüzün önünde memleketimizde kesilmeli. Diğerleri veya işte yakınlarımız için, çocuklarımız için keseceğimiz, onlar zengin olmadıkları halde teberrüken sünnet olsun diye onlar adına da keseceğimiz kurbanları yurt dışına gönderebiliriz. Sevabı anamızın, babamızın, ölmüşlerimizin ruhuna hediye edilmek üzere yurt dışına kurbanlarımızı gönderebiliriz ama mutlak surette kendi memleketimizde de gözümüzün önünde imkanımız varsa kendimiz bıçağı kullanmak suretiyle de kurbanlarımızı canlı ve kanlı olarak burada yerine getirmemiz en doğru olandır.